Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız hocam e, şimdi bidat var çok tehlikeli bir durum dinde sonradan çıkan şeyler bunları yapmak savunmak Ayrıca tehlikeli bunları din diye anlatmak Efendim bilmeyen insanların kafalarını karıştırmak onlara ibadet diye bunların bidatlerin yapılmasını teşvibi, teşvik etmek Ayrıca tehlikeli bir durum şimdi e, bidat sahipleriyle görüşmeyiniz veya yolunu yolunuzu değiştiriniz gibi sözler hatırlıyorum ben. Bu gerçekten böyle midir? Yani bidat sahibi, bidatleri teşvik edenleri görünce yolumuzu mu değiştirmemiz lazım veya onlarla görüşmemek mi lazım? Şimdi bu sahibi kitaplarda İslam alimleri bir ifade <laughs> kullanmışlar, bir cümle evet. kullanmışlar. Ama böyle yerli yerinde cuk diye oturuyor. Orada buyuruyor ki cahil sofu şeytanın maskarası olur. Cahil sofu şeytanın maskarası, şeytanın maskarası olur. Evet. Şimdi e, e, bir yerde sormuştunuz yani Allah-u Teala'nın ipinde maksat nedir, nedir diye. İşte taht abi de aynı şekilde uzun uzun anlatmış Muhammedullah Ali. Allah'ın ipi fıkıh kitaplarıdır. İslamiyet oradan öğrenilir. Kur'an'dan değil, hadis-i şeriflerden de değil. Şimdi e, adam cahil, ibadet ediyor. İkisi yok. Abdest alıyor adam. Üç defa yap diyor. Beş defa yap. Daha güzel olur. Daha güzel olur. Hatta kusur abdest daha. Her vakit. Aliyyül ala olur. On Namaz kılıyor mesela sabah. Sünneti kirek. Dört kat kıl. Daha iyi olur. Çok sevap olur. Farzı onda Onu da dört yapak. Cahil olduğu için hakikaten ne? çok sevap kazanır. Fazla yapınca iyi olacak zanneder. Ha. Neydi? Bilgisi yok çünkü. Evet. Neydi o söz? Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Cahil adam. Sofuluk yapıyor ama şeytan istediği yöne çeviriyor bunu. İbadetlerine istediğini sokuyor bunu. İstediğini sokuyor. Şimdi e... altı parmak peygamberler tarihinde mi okumuştum? Yoksa yine o peygamberlerin hayatlarını aleyhisselatü vesselam bir kitaplardan birisine dikkatimi çekmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılıp tebliğe başlayınca Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra bir ayet-i kerime nazil oldu. O ayet-i kerimede buyuruyor ki müminler bir günah işlediği zaman tövbe ederlerse onları affederim. Bu ayet-i kerime nazil olunca iblis bütün avenesini, ileri gelenlerin hepsini kurmaylarını çağırdı. Dedi ki önceki ümmetleri kandırmak kolaydı. Şimdi dedi bunlar dedi aynı şekilde günah işleyecek. Alimler de diyecek ki bu yaptığın haramdır, günahtır. Tövbe et, o da tövbe edecek, bizim çalışma boca gidecek. Bir düşünün, bunlara bir şey yaptırmamız lazım. Tövbe hatırlarına gelmesin. Tövbe hatırlarına gelmesin. Bunlara günah işlettireceğiz. Yani öyle bir şey yapacağız ki tövbe etmeyecekler, onu ibadet diye yapacaklar. 10 gün sonra toplanalım veya bir hafta sonra toplanalım. Bir hafta sonra, 10 gün sonra toplanıyor falan. Buldunuz mu onlar? Diyorlar ki biz bulamadık, üstad diyorlar. Sen bir şey buldun, ben buldum diyor. Bunlara diyor, bunlara bid'at yani dinde olmayan şeyi din gibi empoze edeceğiz. Dinde olmayan, dinin emri olmayan sanki dine yardımcı oluyoruz, dine faydamız oluyor diye empoze edeceğiz. Ve dolayısıyla bunlar bunu ibadet diye yapacaklar. Bak ne çıktı karşımıza. Ben daha ortaokula gidiyordum. Hoparlörle aynı çekirdeği son okunmuyordu, hoparlör de yoktu. Süratli bir şekilde insanlar cahil olduğu için takır 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 bütün camilerde hoparlör aynı şekilde takıldı. Minareler hoparlör direği haline geldi. Halbuki ezanın sünnet olan şekli müezzinin yüksek yere çıkarak okumasıdır. Ama şimdikiler diyor ki ama efendim uzağa duyurulacak. Uzağa duyurulacak emri yok ki bir kere. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Emredileni emredildiği şekilde yapmak. <laughs> Ezan yüksek yere çıkarak kendi sesiyle okumak. Bu ne yaptı? Hoparlör taktı. Bunun adı ne? Bid'attır. Hoparlörle namaz kıldırıyor. Adı ne? Bid'attır. Hızını alamadı. İlahileri bu sefer aynı şekilde darbukayla, bilmem tefle, bilmem neyle, çalgıyla başladı. Yarın bir gün Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde çalgıyla okuyanlar çıkarsa şaşma. Niye? Adamın artık diyor ki insanlar dinliyor. Ne şarkıcı gibi yani. Taksim gazinosu gibi topla aynı şekilde. Adam hem ilahi söylüyor çalgını hem de oynuyor onu sana. Hem de oynuyor onu sana. Yani ibadet olmaktan çıkardı. E şimdi hoparlörle ezan okuyan, hoparlörle namaz kıldıran bir kimseye tövbe et dediğin zaman ben aynı şekilde herkese duyurmak için yapıyorum. Çok sevap. Peygamber bile olsaydı bunu emrederdi. Diyor. Yani şeytan da diyor ki tabii tabii diyor. Sen haklısın arkadaş. Devam et. Aslanım Halbuki diyor. yapmış olduğu iş <laughs> attır. Şimdi ee, Mesela çalgılar haram diye kitaplarda İmam-ı Gazali Hazretleri de İhya kitabında uzun uzun anlatmış teganni müzik bahsinde. Tam İmam-ı kitabında da teganni ve müzik bahsinde uzun uzun anlatılmış bunlar. Orada geçen bir ifade geçiyor. Şimdi adam çalgı dinliyor, ne dinliyor falan. Haram işlemiş olur, günah işlemiş olur. Tövbe eder. Ama ibadetin içerisine çalgı sokunca haram olmaktan çıkar. Onun için ilahi çalgılı söylediğin zaman sadece günah olmaktan, günah almakla kalmıyor. İmanı gidiyor imanı tehlikeye sokuyor. Şimdi siz de diyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emrettiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir buyurdu. Bu şekilde böyle ibadet yapacak. Bunları aynı şekilde değiştiren, bunlara ilave yapan, kafasına göre bunları bozana ne denir? Bidat sahibi denir. Peki bunlarla görüşülür mü? Asla buyruluyor. Asla buyruluyor. Hatta e, Sahih-i Müslim'de Ebu Hürer Hazretleri'nin bildirdiği hadis-i şerifte onlardan kaçınız, sizi dalalete götürmesinler, fitneye düşürmesinler buyurdu. Ebu Davud'un Abdullah İbni Ömer Hazretleri'nden haber verdiği hadis-i şerifte hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyiniz buyuruldu. O kadar yani. O kadar. <laughs> İbni Mace'nin Hazreti Cabir'den haber verdiği hadis-i şerifte karşılaşınca onlara selam vermeyiniz buyuruldu. Ukaydi'nin Enes bin Malik Hazretleri'nin haber verdiği hadis-i şerifte onlarla birlikte bulunmayınız. Onlarla birlikte yiyip içmeyiniz. Onlardan kız alıp vermeyiniz buyuruldu. Bu hadis-i şerif bid'at sahipleriyle arkadaşlık etmeyi, onlarla birlikte yiyip içmeyi, onlardan kız alıp vermeyi yasaklamaktadır. İbn-i Hibba'nın bildirdiği hadis-i şerifte de onların cenazelerinin namazını kılmayınız, onlarla birlikte namaz kılmayınız buyuruldu. Bu kadar ağır. E diyeceksiniz efendim niye bu kadar ağır? Çünkü bunlar allah Teala'nın dinini bozuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhalefet ediyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri benden gördüğünüz gibi veya benden duyduğunuz gibi yapınız. Bu da diyor ki peygamber şimdi olsaydı benim dediğimi kabul ederdi. Yani peygamber bilmiyor ben iyi biliyorum diyor. Ondan sonra da bunun adına da Müslümanlık diyor. Zaten böylelerin de aynı şekilde e, ihlas da olmaz. Yani bir müddet sonra aynı şekilde din düşmanı oldular bunlar. Çünkü e, şey zannediyor yani borsa gibi. Ha, bu zamanda işte artık bunları böyle kaldıralım, değiştirelim. Öyle zannediyorlar yani. Hatta bazılar diyor ya Ramazan-ı Şerif yaya, e, yaza geliyor. Bunu kışa çeksek, sabitlesek olmaz mı? Din düşmanı da böyle söylüyor. Bu zındık olan, mezhepsiz olan ve hatta bir de sahibi olan da buna diyor ki olabilir diyor. Bunda bir mahsur yok demeye başlıyor. Adam televizyonda Kabe'deki imama uyup burada namaz kılıyor. Aha. Buraya kadar geldi iş yani. Değil mi? İşte bidat yani. Sonu, sonu şeyi yok. Fren tutmuyor ondan Tabii sonra. fren tutmuyor ondan sonra. Şiratul İslam kitabında deniyor ki Selefi Salih'in bidat ehliyle birlikte bulunmazdı. Çünkü hadis-i şerifte bidat sahipleriyle birlikte bulunmayınız. Onların kötülükleri uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır buyuruldu. Uyuz hastalığı gibi bulaştırır. Hindiye ve Bahri Rai kitaplarında da deniyor ki zındıklar, batiniler ibahiler ve inanışları küfre sebep olan bütün mezhepsizler putlara, heykellere ve yıldızlara tapanlar gibi müşriktirler. Bu müşriklerle evlenmekte haramdır. Çok ağır ifade. Ebu Cafer Muhammed Bakır Hazretleri de buyuruyor ki münakaşa edenlerin yanında oturmayınız. Bunlar ayeti kerimelere diledikleri gibi mana verirler. Bu hadis-i şeriflerden ve kitaplardaki bilgilerden anlaşılıyor ki ehl sünnet olmayanın inanışı küfre sebep olursa müşrik olur. Bunlarla nikahlanmak ve kesitlerini yemek de haram olur. Küfre sebep olmayanı bidat ehli olup bunlarla nikahlanmak haram olmuyor. Nikahları sahih oluyor ise de bunlarla birlikte yaşamak hatta selamlaşmak hadis-i yasak edildiği için bunlarla da evlenmemelidir. Bidat sahipleriyle beraber bulunmanın zararları bu kadar çok olunca onları sevmenin ve onları övmenin zararlarının ne kadar olacağını düşünmelidir buyuruluyor kitaplarda. Ya e bu kadar ağır mı? E bu kadar ağır. Bu kadar ağır. Ne olacakmış canım falan? Ha ne olacakmış? Senin bahçene birisi girse, keyfine göre senin elmalardan bazılarını kesse veyahut da kirazlarını aynı şekilde budasa. Daha güzel oldu dese. Bunlar üst, daha üstüne. güzel oldu dese falan. O adamla kavga edersin hatta öldürürsün ya. E allah Teala'nın aynı şekilde dinine sen dilediğin gibi gireceksin. Yok namazı şöyle kıl, yok hoparlörü böyle yap, yok aynı şekilde bunu böyle yap, şunu şöyle yap diyeceksin. Takla at, at diyeceksin. allah Teala'nın dinini bozacaksın. allah Teala sana aa kulum ne güzel yaptın, aferin senin cennete bu koyayım diyecek. Bunun cezası ağırdır. Hatta böyle başladığın zaman aha, açıkça buyuruyor ki bu küfre gider. İman sorusun. Sonsuz cehennem ateşi seni bekler onu sana. Onun için de Eylül kitaplarını okumayan bunların şerrinden kurtulamaz. Mutlaka Eylül Sünnet fıkıh, ahlak kitaplarını okumalı ve bunların tuzaklarına düşmemelidir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir toplulukta, Allah Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavatı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler.

de çekmekten usandın mı? Külhanlar gibi yandın mı? Elbette. Garipler hakkın yaridir, ahları dağlar eritir. Dertlerin en büyüğünün, Mevlam sevdiğine verir. Ya Allahum sabr Mümin neydi dünya dar dile kolay çekmek zordur Bulmak istense sen Mevla'ya en güzel zeldir işin ya sabır Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Gusl abdesti. Namazın doğru olması için abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. İbn Abidin Dürrül Muhtar şerhinde buyuruyor ki: Cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların Namaz vaktinin sonuna, o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır. Farzları yapanlara çok sevap vardır. Yapmayanlara da büyük günah vardır. Gunyetüt Talib'in kitabının bildirdiği hadisi i şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince, yani pek çok demektir, sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklere bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp benim emrimi düşünerek cenabetten guslediyor. Şahit olunuz ki bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur. Zevacir ve Risale-i Ünsiye kitaplarındaki hadisi i şerifte resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok acı azap göreceği zevacirde yazılıdır. Öğle ezanından sonra cünüp olan, öğle namazını kılmamış ise, ikindi vaktine kadar, kılmış ise, akşam namazına kadar gusletmelidir. İmam-ı Rabbani Kuddisesirruh İmam-ı Rabbani ki, Büyük alim ve veli kararmış gönüllere şifa oldu sözleri. Bu zat buyuruyor ki saadet'e kavuşmak Allah'ın Resulüne uymakla olur ancak. İslam'dan zerre kadar ayrılan bir kimse de saadetten iz olmaz, harika gösterse de. Onun göstericiği harikulade haller onu iki cihanda felakete sürükler. Kim ki Resulullah'a hakkıyla tabi olmaz, yarın mahşer gününde azaptan kurtulamaz. Şu birkaç günlük ömrü Allahü Teala'nın beğendiği şekilde geçirmeye bakalım. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Uydurmamış olsan da İslam'a her halini, Hak Teala görüyor senin her efalini. Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Kullara ne oldu ki bile bile bunları korkmadan işliyorlar haram ve günahları. O haramı işlerken birisi görse eğer o işi işlemekten hemence vazgeçerler. Bir kuldan utanıp da Allah'tan çekinmemek müslümana yakışan bir hal olmasa gerek. Öyleyse ey evladım imanın çıkmasından Allahü Teala'ya sığınmalı hep insan. Ve sık sık La ilahe illallah söyleyerek icap eder imanı an be an yenilemek. Günah işler içinde tövbe edip her sefer Allahü Teala'ya yalvarmak icap eder. Hem de bu istiğfarda etmeli ki acele, belki başka müsait bir vakit geçmez ele. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki aynen, aldandı, ziyan etti, yarın yaparım diyen. Bu ömür insanların büyük sermayesidir. Onu yarar işlerle değerlendirmelidir. Dinden kıl ucu kadar ayrılık mevcud ise, kendini tehlikede bilmelidir o kimse. Allah adamlarından birisini bularak ona tabi olmalı her işte tam olarak. Ona karşı gelmekten sakınmalı pek fazla. Yoksa istifadesi olamaz ondan asla. Onun tek bir işini hor görmek, beğenmemek öldürücü zehirdir. Titremek, korkmak gerek. Ey oğlum, sen bunları bilirsin belki biraz. Fakat sırf bilmek ile hiçbir şey kazanılmaz. Bir hasta ilacını öğrenebilir fakat onu kullanmadıkça bulamaz yine sıhhat. Onun o hastalığın ilacını bilmesi onu iyi etmeye yetişmez tabii ki. Bütün nebilerin ve bütün alimlerin hep bildirdikleri şeyler işlemek içindir hep. Bilmek mahşer gününde fayda etmez insana. Bilakis hüccet olur azap yapılmasına. İslam ahlakı Tağımdan evvel sünnet olduğunu düşünerek el yıkamanın on faydası vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkta, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse o kimse Allahü Teala'nın izniyle göz ağrısı görmez. 10 faide. 1. arş Rahman altında bir melek nida eder. Elini park ettiğin gibi senin küçük günahların pak oldu der. 2. Nafile namaz kılmış gibi sevabına nail olur. 3 fakirlikten emin olur. 4. Sıddıklar sevabına nail olur. 5. Melaike onun için istiğfar ederler. 6. Her bir lokmanın mukabelesine onları sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. 7. Besmele ile yemede günahından temiz olur. 8. Yemekten sonra yaptığı duası kabul olur. 9 o gece ölürse şehit mertebesine erişir. 10. Gündüz ölürse şüheda zümresine yazılır. Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir. Tamamdan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle el yıkamanın altı faidesi vardır. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder ki: "Ya mümin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem" senden razı oldu. 2. Bu nimete mahsus sevaba nail olur. 3. Bedenindeki kıl sayısınca sevabı olur. 4. Rahmet deryasından nasibi olur. 5. Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır. 6. Vefat ettikte şehit olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gelibolu Bolayır'dan sesleniyorum. Gazi Süleyman Paşa, Şehit Süleyman Paşa'nın Namık Kemal'in kabrinin bulunduğu burada büyükçe bir bahçe var. Bu avluda Süleyman Paşa'nın türbesinin hemen duvarının yanında Kelami Hüseyin Paşa. Hüseyin Kelami diye geçiyor il envanterlerinde. Hüseyin Kelami diyor. Halbuki Kelami Hüseyin Paşa, Nakşi Hüseyin Paşa der gibi. Yani Kelamilik bir tarikat adı. Yani konuşarak anlatılan manasına herhalde. Onu da şeyini bilmiyorum. Bu düzgün bir tarikatın kollarından biri. Ama bu kollara intikal eden insanlardan dolayı bu kol biraz daha değişik bir hale gelmiş Kelamilik. Osmanlı'nın son döneminde devletin de uğraştığı bazı elemanları olmuş. Bu Hüseyin Paşa rahmetli Seyit'tir. Kabrini çok süslü püsü yapmışlar gördüğünüz gibi ve 1245 yani 1828'lerde Sultan II. Mahmud Han zamanında vefat etmiş. Kendisi burada bir şeyler yazıyorlar işte. Aydın Saruhan Sancakları Mutasarrıfı, İzmir Muhafızı ve muarızı, sevahili muhafazasına diyor. Yani onun devamındaki yerler için manasına böyle hudutlarda olan şehirlere bir de muhafız tabir edilirdi. Yani bir hudutta ya efendim, o hudutun öbür tarafında ne var? Düşman var. İzmir'in de öbür tarafında Ege'de ne var? Onların e, yani Osmanlı'da olmadığına göre oranın muhafızı deniyor kale kumandanı gibi ya kale kumandanı oluyor ya muhafız oluyor. Hem mutasarrıflık yapmış sancaklarda Aydın ve Manisa'da Saruhan sancaklarında yapmış. Saros Körfezi'nde de bu muhafızlık yapmış. Oradaki efendim ihtimal ki Çimpe Kalesi'nin oralarda bir yerde muhafızlık yapmıştı. Kadiriliğin bir kolu olarak ortaya çıkmış. Abdülhamid'in zamanında bazı değişiklik çalışmalar yapmış bu kelami olan kimseler. Bunlardan 1828'de vefat eden bu zat da kelami idi. Ve bu değişiklikler zamanına denk gelmemiş. Yani iyi yoldayken çalışmış birisiydi. Ama daha sonraki yıllarda Mahmut Muhtar Paşa, Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu, Münir Paşa, ve eşi ve Danimarkalı Karl Wett, Koca Mustafa Paşa tekkesindeki bu kelamiler dergahına devam ederlermiş. Bir Danimarkalı da Karl Wett buraya gelir, uzun uzun kalırmış burada. Tabi böyle davranışlar ki Ahmet Muhtar Paşa'nın zamanı Abdülhamit Han zamanına denk geliyor. Yani 93 Harbi sırasına denk geliyor. Bu devletin dikkatini çekiyor. Daha sonra Esat Efendi'nin de bu kelamilik kolunda olduğu söyleniyor. Esat Efendi daha önceleri Bayezid'de bekar odalarının olduğu yerlerde kalırdı. Kendisi de bekar olarak kalırdı orada ve saray personelinden bazıları gelip kendilerine efendim okunması için ricada bulunurlardı. Veya şu işim olsun, şu dileğim olsun gibi ve hediyeler verirlerdi. Saray personeli olduğu için de tabii getirdikleri hediyeler kıymetli şeyler olurdu. Bu böyle devam ederken sarayın istihbaratına göre Saraydaki bazı görevliler bu sefer bu kimseye saraydan görünmeden aldıkları şeyleri saklamak üzere getirmeye başladılar. Nasılsa burası dikkat çekmez, bu zatı işte herkes dindar biliyor diye. Orada emanet bırakmaya başladılar. Dolayısıyla saraydan epey bir şeyler dışarıya çıkarılmış oldu. Ve saray halkı arasında da buraya devam edenler, Bayezid'deki bekar odalarındaki yere devam eden kimseler bu zata emanetçi baba diyorlardı. Bu sarayın dikkatini çekti. Abdülhamit Han'ın istihbarat elemanları saray aleyhinde bazı durumların cereyan ettiğini anlayarak padişaha rapor ettiler. Efendim dediler bu bekar odası pek devletin lehine bir durum görünmüyor buradaki geçen şeyler deyince saraydan da bazı kıymetli malların da eksildiği fark edilince ufak tefek şeyler kıymetli mallar da efendim. Yani bir saray için bunlar hani Anadolu'da derler ya atılan deve mi kardeşim bu ne, nedir yani falan diye. Ama bir tehlike belirmişti. 1900 senesinde bu Esat Efendi Erbil'e mecburi ikamete gönderildi. Tabii kitaplarda neden gönderildiği hususu açıklanmıyor, neden gönderildiği bilinmiyor diyor. Bizim bilmediğimiz belki daha başka şekilde yani bu emanetçiliğin dışında da bazı padişaha muhalif, aleyhinde çalışan insanların da gelip akıl danışıp dert yandıkları bir mekanda olma ihtimali çoktur. Veya padişahın aleyhindeki o günkü kurulan ittihatçıların yeraltı teşkilatının bu zatla Esat Efendi ile temas etme ihtimalleri de var. Çünkü zamanın tanınan bir adamı, bir din adamı üstelik de yarın ileride biz bu adamlar istifade ederiz diye kötü niyetli kimseler onu kendilerine alet etmiş olmak için yapmış olabilirler. 1900 senesinde Erbil'e gönderildi mecburi ikamete. Orada hayatını devam ettirdi. Yine orada talebelerdi. Orası Osmanlı'nın toprağıydı. Yani alıp da başka tarafa ölüme göndermediler. <laughs> Zaten Abdülhamit Han'ın 34 senelik padişahlık hayatında bir tek kişi için ölüm cezasını uyguladığını biliyoruz. O da annesini ve babasını baltayla parçalayarak öldürdüğü için. 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edildi. 1909'da 31 Mart Vakası ile beraber Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han tahtından indirildi. Hemen o günlerde Erbil'den Esat Efendi İstanbul'a geldi ve İstanbul'da talebeleriyle uğraşmaya başladı. Tabi bunun arkasından gelip de böyle bir sürgünde olan kimsenin yeni iktidar zamanında böyle rahat rahat çalışmalar yapması da padişahın bu konudaki kararında biraz da haklı olduğunu gösteriyor. Efendim, bugün programımızı bitirmedik. Bitireceğiz de bir Çimpe Kalesi'nin kalıntıları var. O kalıntılarda bu Seyyid Hüsey Kelami Hüseyin Paşa'nın, burada Hasan yazıyor, Hasan yanlış. Şuradaki kitabesinde Hüseyin yazıyor, Hüseyin doğru efendim. Bunu da böyle bilelim. Burayı da ilgililer Hasan'ı Hüseyin haline getirirlerse iyi olur. Artık şimdi memleketimizde de birçok kimse Osmanlıca'yı da öğrenmeye başlayacak. Herhalde bu yanlışlılar çabucak fark edilir ziyaretçiler tarafından. Onlar da iyi ederler. Görevliler de zaten vakıfların bu işi burası vakıflara ait bir yer. Vakıfların bu işi tezelden düzelteceğine ben de inanıyorum. Buradaki görevliler de inanıyorlar. Şimdi Çimpe Kalesi'nde sizlere bir gösterelim ve bugünkü programımızı inşallah noktalayalım efendim. Çimpe Kalesi'nin önüne geldik. Yönüm batıya doğru hemen sol tarafım Çimpe Kalesten sonra çok ileri gidersek Boğaz zaten hemen görürüz de acık bir tepeye çıkınca ondan öte de Çanakkale Boğazı'na bakarsınız. Bunun Çimpe Kalesi olduğunu biz biliyoruz. araştırdık, öğrendik ve sizlere de gösteriyoruz. Bolayır'a geldiğiniz zaman Süleyman Paşa Türbesi'nin bulunduğu alandan Yukarıya doğru azıcık daha çıkarsanız 2 kilometre kadar böyle yarı asfaltlımsı, çoğu toprak olan bir yoldan gittiğinizde bu Çimpe Kalesi'ni görürsünüz. Bu kalenin kalıntıları. Kaleden Boğaza doğru büyük bir hendek devam ediyor. Bu hendekte bu kalenin ileride bir ünitesi daha var mı bilemiyorum. Gidemedik biz oraya kadar. Karşı tarafına hendeğin geçemiyoruz. Çimpe Kalesi Osmanlı'nın karşıya geçtikten sonraki ilk fethettiği kaledir. İlk dayanak direnek noktasıdır. Tabi Türk askerlerinin Süleyman Paşa komutasında Rumeli'ye geçmesiyle beraber Bizans İmparatoru telaşlandı. Daha önce de dost olarak Bulgarlara karşı, daha başka milletlere karşı Osmanlı'dan, yardım almış olan Bizans İmparatoru bir haberci gönderdi ki uçurdu hemen haberciyi. Biz dostuz, dostluğa bu yakışmaz, benim kalemi muhasara etmişsiniz dedi. Süleyman Paşa da cevabında biz tamam dostuz ama bu kalede bizim hakkımız ve senin habercin gelmediğin bir gün önce de yaratan bu kaleyi bize nasip etti. Çünkü o gece çok şiddetli bir deprem olur ve kalenin duvarları yerle bir olur. Yani girişe müsait olur. Bütün duvarları belki yıkılmadı ama girişe müsait hale gelir ve Türk askerleri de artık kaleyi almıştır. Dolayısıyla yaratan Rabbimiz bize bu kaleyi ihsan etti. Bu geceki zelzeleden dolayı onun için bu kale artık bizimdir ve biz de bu topraklarda varız dedi. İşte Kahraman Süleyman Paşa'nın Bizans imparatoruna verdiği bu cevaptan sonra Kimpe Kalesi uzun süre şu anda da devam etmek üzere Türklerin elinde inşallah kıyamete kadar kalır. Daha sonraki yıllarda Fatih Sultan Mehmet han Boğaz'ın tahkimatına başladığında İstanbul'u aldıktan sonra çünkü İstanbul'a saldırı ancak güneyden bekleniyordu. Kuzeyden Ruslardan. Ruslarda yoktu ki efendim. Böyle bir çarlık varlık yoktu. Kinezlikler halinde Anadolu'daki beyliklere benzer şekilde Rus kinezlikleriyle o koca coğrafya idare ediliyordu. Ama batıdan bir saldırı bilhassa Papa'nın teşvikiyle bir Haçlı ordusunun, Haçlı donanmasının gelme ihtimali vardı. Onun için bütün Çimenlik Kalesi dahil, Çimpe ile Çimenliği karıştırmayalım. Bugün müze olarak kullanılan ve askeri sahada bulunan Çimenlik Kalesi dahil oradaki yerleri hepsini boğazın iki yasa yakasındakini Seddül Bahir, Kilidül Bahir denilen yerleri Fatih Sultan Mehmet Han yaptırdı ve tahkim etti. Ondan sonra gelen bütün Osmanlı padişahları hatta 4. Mehmet Han'ın validesi Hatice Turhan Sultan bir hanım olduğu halde İstanbul'un korunması için Boğaz'da da tahkimat yaptırdı ve Çimenlik Kalesi'nin içerisine askerlerin kalacağı evler, barınaklar yaptırdı. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçtikten sonra tamamıyla Çanakkale Boğazı'nı tahkimli tutmuştur. Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde İttihat Terakki'nin başa geçtikten sonra, idareyi ele aldıktan sonra 1909'da maalesef buraların onarımlarına ve tabyaların geliştirilmesine emek verilmedi. O idare harpten başını kaldıramadı. Ondan sonra da Çanakkale Deniz Zaferi'nden önceki yine İngiliz donanmasını içeriye sokmayan işte Abdülhamit Han zamanında yapılan tahkimatla kazanılan tabyalar olmuştur. Ecdat Yadigarı bu Çimpe Kalesi'nin şöyle bir duvarını etrafı epey dönüyor. Duvarını sizlere göstererek hiç olmazsa tarihe bir not düşelim dedim. Gönül isterdi ki bunun üstüne bir lafa koysunlar. Burası Çimpe Kalesi'dir desinler. Yıkıntısıdır desinler, kalıntısıdır desinler. İçindeki incir ağaçlarını şöyle bir kessinler. İnsanlar ha hakikaten kalen ebatları bu haldeymiş desin. Evet, bu kadar. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önüm Saros Körfezi. Hemen sol tarafım Çanakkale Boğazı, işte Gelibolu Yaramadasının artık Koru Dağları'na doğru olan Keşana doğru kısmının ucunda sayılırız. Hoşçakalınız efendim.